Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, inceleme ve ziyaretler için geldiği Hatay'da barış süreci ve dershanelerin kapanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış sürecine herkes destek vermeli, kan dökülmemeli çağrısında bulunan Ergün, dershaneler konusunda ise henüz yasalaşmış bir durumun olmadığını, taslak halindeki bir konu üzerinden konuşmanın ise yanlış yönlendirmelere sebep olacağı uyarısında bulundu. Yani ne yapıp yapıp kan dökülmemesine çalışmak lazım. Bu da barış sürecini nihayete erdirmekle ve sağlıklı bir şekilde tamamlamakla mümkün olacak. Bazı temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'e gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Bakan Ergün, barış süreci için herkesin çaba göstermesi, destek vermesi gerektiğini belirtti. Ne pahasına olursa olsun barış ortamının sağlanması gerekliliğine işaret etti. Diyarbakır'da gerçekleşen buluşmanın ise barış sürecine katkısı olacağını söyledi. Türkiye'de barış sürecine girilmiş olması, bir yıldır silahların patlamıyor olması, herhangi bir şekilde bir çatışma olmaması, herkesi daha aklı selimle düşünebilir hale getirmiştir. Akıl devreye girmiştir. Çözüm süreciyle bölgenin teknolojik ve sanayi yatırımının doğru orantılı olarak ilerlediğini ve yeni yatırımların olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, teşvik sisteminde ülkenin 6 bölgeye ayrıldığını, sorunların yaşandığı bölgedeki illerin 6. bölgede olduğunu ve en yoğun teşviklerin o bölgelere verildiğini kaydetti. Bize düşen bundan sonraki süreçte Hatay ilimizin Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak yeni yatırım alanlarını oluşturmak, bunların altyapısını oluşturmak, yeni bir Türkiye vizyonu çerçevesinde Hatay'ı da bunun içine bir sanayi şehri olarak, bir kültür şehri olarak, bir turizm şehri olarak, bir tarım şehri olarak monte etmek. Bir gazetecinin dershanelerin kapatılmasına yönelik bazı iddialar olduğu yönündeki sorusu üzerine ise Bakan Ergün, yasaların taslak olarak bakanlıklar tarafından çalışıldığını, ham çalışmaların nihai çalışmalar gibi takdim edilmeyeceğini, bunlar üzerinden haber üretilirse çok yanlış istikamete gidileceğini ifade etti. Onun için bence ham metinlerden yola çıkarak çok büyük bir problem algılaması meydana getirmek de doğru değil. Onun için bırakın çalışmalar olgunlaşsın ve normal bir sisteme dönüşecek. Bir problemi çözerken başka problemler icat etmeyecek makul yollar var. Ziyarette Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, kentin tarihi geçmişi hakkında Bakan Ergün'e bilgiler verirken, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Amanos Tüneli projesiyle ilgili bilgiler vererek kente yeni yatırımcıları beklediklerini kaydetti. Bu anlamda Türkiye'nin değişik yerlerinde yatırım yapmak isteyen sanayiciler için, özellikle beyaz eşya ve otomotiv noktasında, çünkü ham madde Körfez'de, İskenderun Körfezi'nde. Bunun burada üretilmesi ve pazarlara sunulması açısından Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz üzerinden yani birçok bölgesine ulaşma imkanı açısından çok uygun bir bölge olacak. Hatay Devlet Müzesi'ni ziyaret ederek Vali Lekesiz'den müzeyle ilgili bilgiler alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ardından Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da makamında ziyaret etti.